aşk laftan anlamaz. Hayat. Ne oldu sana, neyin var? Odaya gelsene, bir şey konuşacağım seninle. Sen git hayat, ben geliyorum şimdi. Murat lütfen. Emre Bey'le bir şey konuşma, hemen geliyorum. Gelsene Emre, yürüyelim biraz. Yürü. Murat sakin. Nereye gidiyoruz? Hı? Yeni ortağına yemek mi ısmarlayacaksın yoksa? Aha, senin gibi şerefsiz de yemek ısmarlayacağım. Vallahi medeniyet bunu gerektirir ama sen bilmezsin. Hadi gel, ben yemek ısmarlayayım sana. Defol git buradan. Hadi. Defol. Defol. Efendim Çağla. Hayır, hala buradayım. Ne diyor Çağla? Sana ne bundan? Şirketin yeni ortağıyım, bunu bilmem lazım. Senin neyi bilmeye hakkın var, ha? Neyi bilmeye hakkın var senin? Ol git buradan! Bir daha da adımını atma. Bana böyle davranamazsın. Bu şirketin yeni ortağıyım ve birazdan içeri gireceğim. Ne olur içeri girmeyi dene sen. Hadi içeri girmeyi dene, beraber ne olduğunu görelim. Hadi. Başından beri seni dinlemem hataydı. Bak birazdan burada canımdan olacağım. Abartıyorsun. Ya nasıl abartıyorum ya? Adam beni kapının önüne koydu. Bir şey yapmaz. Sakin ol. Ya ne demek bir şey yapmaz yani? Herif öldürecek diyorum beni. Öyle mi elde edeceksin sen hayatı? Ne oldu büyük tutkuna? Hani yanıp tutuşuyordun? Hani gözün bir şey görmüyordu? Hayatı istiyorum. Ama... Aması ne? Bak vazgeçtiysen kutuyu koyduğum yerden geri alayım. Hayır hayır, vazgeçme. Bilmiyorum, endişelerim var benim. Ne gibi? Murat, yani sanki güvendiği bir şey var, her şeyi biliyormuş gibi. Neyse, bunları yüz yüze konuşalım, tamam mı? Peki. Bir saat sonra daha önce buluştuğumuz yerde, tamam mı? Tamam. Ne yaptın Emre'yle? Sen ağzının burnunu kırdın falan deme. Böyle sakin sakin konuştum de lütfen. Sadece çıkışa kadar eşlik ettim, o kadar. O da öylece gitti mi? Hı hı. Aşkım. Murat. Yakışıklım. Sen benim kızacağım bir şey söyleyeceksin. Tamam, kızmayacağım. Hadi söyle, dinliyorum. Gel şöyle bir oturalım böyle bir. Sen bir sakinleş, bir rahatla.
Hayırdır inşallah. Anlat bakalım. Dinliyorum. Anne! Aç kapıyı da bir saattir yalartıyorsun beni dışarıya. Duyuyor musun Fatih? Yıkacak kapıyı, yıkacak. Kızım! Ya belki de kötü bir niyeti yoktur. Yani anasını özlemiştir, ondan gelmiştir çocuk. Bir şey bilmiyordur belki de. Kız anam elinde bıçak var diyorum sana, koca bıçak. Tabii öğrendi her şeyi, kıtır kıtır doğramaya geldi biz. Ya Allah korusun Emine. Ya öldürecek olsan niye bu kadar uğraşsın? Yani eve girip özürler falan yazsın aman. Anne aç kapıyı aç. Bacım hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. Kapat evini, kapat. Polisi ara. Ben yetişemezsem onlar yetişirler. Kapat, kapat kız. Oğlanı mı kanmaz diyeceğim? Kendi oğlumu. Polis olmaz. Polis mi? Polise mi kanmazacaksın oğlunu ya? Hep de kör oğlunu. Ne? Ne? Kör mü dedin sen? Açtı mı kapıyı? Anne? Sen beni görmüyor musun şimdi çocuğum ha? Yok görmüyorum anne. Ah! Ah! O kadın, o kadın yüzünden değil mi? Ben sana dedim, o kadından sana hayır gelmez dedim. Sen beni dinlemedin çocuğum. Dur da ondan değil ya, ondan değil bir dur. Ya neden ya, ya neden çocuğum, neden, neden olacak? Anne sen bana demedin mi ben giderken arkamda demedin mi? Gözü kör olsun Cemil dedin. Heh, analarına ağ tutarmış. Ki gözüm de kör oldu. Ay. 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 Anne. Yok. Yok karım benim katil olup hapse girip yaşlanmamı istiyor. Yoksa o şerefsizin teklifte evet demene başka bir açıklama bulamıyorum hayat. Beni aydınlatır mısın? Biraz sakin olsana sen önce. Ha? Ben gayet sakinim. Tatlı tatlı soruyorum bak. Ne yapmaya çalıştığını anlamak istiyorum da o yüzden. Şimdi ben şöyle düşündüm. Kaşlarını çatıp dinliyorsun. Olmaz bu oyun bu. Yo bak gayet gülüyorum. Bu daha ürkütücü oldu Murat. Tamam. Ciddiyim. Böyle nasıl? Ha? Gayet dikkatim ve ilgim sende. Anlat hadi. Tamam. Sertenin iyiliği için evet dedim. Nasıl yani? Tek çare senin evet demen öyle mi? Ancak o zaman hissede geri dönecek. Öyle dedi. Böyle bir şey mümkünatı yok hayat. Anladın mı? Senin düşünmeni isterim tek şey şu anda balayı. Ya Serte bu durumdayken ne balayı? O balayına gideceğiz. Döndüğümüzde de ben her şeyi halledeceğim. Ama Murat ya. Haması yok hayat. Konuşma bitmiştir. Köprü. Anne aç gözlerini anne. Anne ağzı açıldı nefessiz kaldı. Anne bırakma kendini. Bırakma kendini anne. Anne bırakma kendini. Bırakma odunu sen bir huzur. Çekil. Dur panik. İllerim kral. Dur. Kız bir dakika dur. Lan. Ya bir, bir, bir dur. Lan. Sen ne biçim evlatsın? Anam da o benim. Arabaya el kaldırır mı ben ya? Merak etme. Merak etme ahiretlik. Ben buradayım. Hakkından geleceğim. Hadi dur yanlış anlamışız. Kızım yanlış anlamışız anne. Kör olmuş o kör kör. Kör olmuş benim oğlum. Gel anasının kuzusu gel. Ya anne kör oldum ben ya. Al oğlum. Kesiliyorum nerede? Allah aşkına gel. Ver. Kör adama burayı ya. Gel otur kuzum gel. Gel annem gel gel. Gel şöyle otur annem. Otur. Tamam tamam otur sen de otur. Otur otur. 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 Sen otur. De otur. Oturdunuz mu? Otur kızım. Otur. Göremiyorum oturdunuz mu? Oturduk oturduk. Tamam. Otur. Anlat çocuğum ne oldu nasıl oldu niye oldu anlat kuzum anlat. Tamam anlatacağım anlatacağım sakin olun sakin. Tamam. Şimdi benim bir gün... Anlatacağım da hayat nerede? He? Kardeşimin sesini duyayım bir. Nerede o?
Ya Emre ile ilgili bulduğun çözüm bu mu abicim? Yok. Ya bunu Hayat'a sen bile söyleyemezsin ya. Yani biraz korkuyorum ben de, itiraf edeyim. Biraz mı? Biraz. Mesela ne kadar abicim? Şu kadarcık falan mı? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ya abi, bana Hayat'ı tanımıyormuş gibi konuşma lütfen. Biliyorum çıldıracak ama onu Sarte'den özellikle bu adamın yanından uzaklaştırmak zorundayım. Peki nasıl yapacaksın abicim bunu? Ya mümkün değil, kabul etmez. Vallahi ya kabul edip evde oturacak ya da görüş günlerinde hapishanede beni ziyarete gelecek. Oh no, yine mi iş? Hurry up, hurry up, hadi kalk. Hala bön bön bakıyor ya. İlla kovalamak mı lazım? Ne oluyor tuvaleye? Bu ne acele? Balayı diyorum. Hani şu epey, epey gecikmiş balayı var ya. Baby Faye, sen de bir şey söyle. Abi tuval haklı. Bak bu ikiniz için de çok iyi olacak. Ya Hayat'la konuşma fırsatı yakalarsın. Evet ya. Hayat zaten bir yer ayarlamıştı ama bakın. Please. Ben çok daha güzel bir yer ayarladım. Her şey hazır. İnşallah arabada. Adres arabanın navigasyonunda yüklü. Sen yeter ki kalk şu koltuğun. Hadi action. Süper. Tamam o zaman, bana uyar. Murat. Evet. Hop. Bu bende kalacak. Şirket birbirine girmişken gittiğim yetmiyor. Bir de telefonu bırakacağım sana, öyle mi? Başka? Bak. Hanımefendiliğimi bozacaksın. Çok fena olacak. Hala niye duruyorsun? Ya gidin küçük minik bir hayat yapın veya böyle koca kirpikli bir Murat. Tuval, telefonu al. Hadi giy şunu. Kız ağaç oldu. Bir saattir asansörde seni bekliyor. Hadi. Hadi bay bay. Adios. Da 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 da. Urururu, urururu. Çıkı çıkı. Love is in the air. Love is in the air. Seninle mi postaladı? Evet evet, aynen öyle. Postalamakla kalmadı, kargoladı hatta. Telgraf da yolladı. Balayına gidin stop, çocuk yapın stop. Emre ne olacak? Şirket ne olacak? Kocan o işi çözdü bir tanem, sen merak etme. İyi de nasıl çözdü? Şimdi anlatmasam daha iyi olur, tadımız kaçmasın hadi. Telefonu da aldı benim, senin aldı mı? Aldı aldı. Ki bir şey olsa ne olacak? Başımıza bir şey gelse. Yani tabii de ben annemle hiç konuşmadım. Bir şey soracağım. Sen telefona bakmaya zamanın olacak mı sanıyorsun? Diyorum ki şöyle böyle güzel bal gibi dudakları olan. Bakınca insanın içine ısıtan kocaman gözleri olan, gülünce üzerine çiçekler açan gamzeleri olan bir kız mı yapsak? Tamam. Geldi ya. Geldim Cem. Lütfen bir tutma, yardım et, indirelim taksiden hadi. Bir bırak elimi da ya. Ya ben kendim inerim, kötürüm müyüm ya? Tamam hadi hadi hadi. Tamam tamam tamam. Ya anne tamam, bir bırak değilim ya. Kız Emine, biz bunu niye buraya getirdik? Kız kardeşimin çalıştığı yeri göreceğim dedi, onun için getirdik ha. He he deyip idare edemedim, bu soğuk havada çıktık dışarı. Adam görmüyor görmüyor, ne yapacak burada? Anne. Ha kuzum söyle yavrum. Ben görmüyorum, sağır değilim. Duyuyorum konuştuğunuz, arkamdan konuşmayın ya. Tamam kuzum, konuşmayız evladım, tamam. Kardeşimin çalıştığı yer burası mı? Ha evet evet, tam önündeyiz, tam önünde. Evet, tam burası mı? Ama kuzum yavrum, o taraf değil, dur bu taraf. Nerede? Ne diyorsun anne? Hayırdır? Abim. Kim bu kardeşimin elini tutan ergele ya? Bir artiste benziyor ama çıkaramıyorum. Vay ben şimdi senin...
Kardeşimin sesini duydum. Nerede? O tarafta değil kuzum. Bu tarafta, bu tarafta. Nerede? Sağda mı, solda mı? Abi. Hayat. Ne işin var burada senin? Özledik, özledik ya. Canım, canım benim. Özledik, özledik ya. Ya. Ya görsem ne kadar büyümüşsü diyeceğim de görmüyorum ki işte. Ne demek görmüyorum ya? Ne demek görmüyorum? Ne diyorsun sen? İyice ezeyim şunun ayağını. Ulan aslında kafa göz dalmak var ya, her şeyi unuttum. Tut kendini Cemil. Yaptın bir oyun, devam et. İşte Gürcüs sana bir elim kaza geçirdim. Gözlerimi kaybettim. Yaşıyoruz burada şükür. Yaşıyoruz işte. Pardon, ayağıma basıyorsunuz da. Bir erkek sesi duydum, nereden? Benim efendim, benim. Bizi tanıştırmadılar, ben Hayat'ın... Hayat'ın patronu oluyor, patronu Murat Bey, patronu. Vay be, anneme bak anneme. Kadının hayatı yalan olmuş. Aile bu düştü, durumlara bak ya. Ula baba, kendin bir alt yedin. Beni de batırdın, rezil ettin ya. Bir kahve ikram etmeyecek misin abine? Burada mı dikileceğiz he? Ya ne bileyim, ben seni böyle görünce birden akıl mı kaldı yani, bir de böyle görünce? Tabii tabii, buyurun. Buyurun içeride içelim, buyurun. İçelim. Al kızım, koluna gireyim ben senin annem. Gir, gir. Ha, bir şey diyeceğim. Soracağım, soracağım. Aklıma geliydi. Dedem nerede? Buyurun. Şurada. Evet. Abi. Söyle canım. Sen niye bize söylemedin? Üzülmeyin istedim işte ya. Ondan söylemedim. Hemen oradaki doktorlar geçici dedi. Aa, aşk olsun. Doktorlar geçici dedi, sen bana söylemiyorsun öyle mi çocuğum? Aşk olsun. Fırsat olmadı anne işte, tam konuyu kapat da uzatma işte, da üzülüyorum ya. Hayat Murat, ben sizi bebek yapmaya yollamadım mı? Niye hala buradasınız? Bu kadın ne diyor ya, ne bebeği? Murat. Oy bu ne ya? Ah gözü de bu nedir ya? Vay anam vay vay vay. Ballidir ballin. Ya Rabbim bu ne tatlıdır ya. Anne. Ha kuzum. Bu hanımefendi bebek dedi, ne bebeği? Ne anne? Zıbın. Zıbın. Zıbın şimdi bunlar burada bebek işi kıyafetini zıbın işine girecekler. Zannediyorum Tuval Hanım onu demek istedi herhalde. Değil mi Tuval Hanım? Anlamadım. Başını sallıyor. Evet manasında. Hanımefendi ben körüm de göremiyorum onu diyorlar yani. Okey. Çok üzüldüm. Sağ ol. Otur çocuğum. Otur kuzum, otur yavrum, otur çocuğum, otur anne, otur. Sen gelsene bekle. Gel gel. Hayat. Biz niye abine söylemiyoruz? Olmaz, saçmalama, söyleyemeyiz çünkü. Ya dedenden korkmadık, niye abinden korkuyoruz? Çünkü kendisi doğrucu da budur. Yani öyleydi. Yemez içmez, gider babama yetiştirir. Ulan herkes birbirine kaş göz yapayım. Bin bir tilki dolanıyor ortalıkta. Bebek mebek, kafam iyice gitti ha. Yoksa bunlar evlilik dışı mı yapacaklar çocuğu? He
Hele annemdeki rahatlığa bak. Toplumsal olarak ne zaman bu hale geldik, çökmüşüz, bitmişiz biz ya. Ben dedenden çektiğim aynı şeyi abinden çekmek istemiyorum. Anladın mı? Aşkım birazcık anlayışlı olur musun? Ya balayı ne? Gideriz sonra. O sırada da abime alıştıra alıştıra söyleriz. Ben başlarım ama böyle aşkın ızdırabına ha. Duyacak. Duyarsa duysun. Aylardır karnını çeken benim. Cemil Bey. Ne yapıyorsun? Efendim, biri mi seslendi? Yok abi, yok. Seslenmedi. Bırak. Bırak sana. Yok. Babama söyler diyorum. Söylesin. Bizim söylemediğimiz kapat zaten. Niye babana söylemiyoruz ki biz en baştan beri? Şimdi söyleyelim, gelsin vursun bizi. Neden bana sormadan evlendiniz diye. Ya niye vursunlar bize? Delirdin mi sen? Sakin ol. Cemil Bey. Evet. Buradayım. Biz size söylemedik ama en başta. Hayat'la ben. Çıkıyoruz. Nereye çıkıyorsunuz anlamadım. Çıkıyoruz işte abi, yani sevgili gibi çıkıyoruz. Ayvayı yedik Fatih, ayvayı yedik. Ciddiler ama ciddiler değil mi Emine? Ha, tabii ciddiler, çok ciddiler, en ciddiler. Ciddiler. He, ciddiye. Öyle mi? İyi. O zaman biz eve gidelim. Ben de size ciddi bir şeyden bahsedeceğim. Bize müsaade. Saçlarının kızılına bak. Alev gibi yakıyor ortalığı hatun. Kıydım da söyledim o yalanı. Hatuna meşhur bakışımı bile atamıyorum. Hay ben böyle şansın. Hayat! Ben çıkıyorum Murat Bey. Hoşça kalın. Hiçbir yere çıkmıyorsun, bana bak. O balayına gidecek Hayat, tamam mı? Hayat! Bu yeter mi sana şimdilik? Geldim, geldim. Hadi oğlum gel, gel çocuğum. Gel güzel çocuğum benim, gel, gel. Hadi telefonu bul. Hadi. Anna? Şimdi Big Brother geldi, sizin vuslat başka bahara kaldı, öyle mi? Yok canım yok, ben hiç bekleyemem daha fazla. Öyle alıştır alıştır da söylemeyeceğim, direkt söyleyeceğim. Ooh yes, I like it baby. Nasıl bir planın var? Telefon nerede benim? Baş gösterim nasıl olduğunu. Ver, 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 ver. Ta-ta. Vay be. Ne plan ama? Artık biraz sakinleştiysen ne olup bittiğini doğru düzgün anlatabilir misin? Ne dedi Hayat? Vallahi Hayat'ı aradım, açmadı. Konuşmadım. Galiba benimle çalışmayacak. Asansörde kabul etti demişti. Neden fikrini değiştirmiş? Sence? Ha. Murat'a anlattı. O da bir şekilde onu ikna etti. Peki bu kadar çabuk mu pes edeceksin? Başka şansın var mı? Murat'la Hayat'ın ayrılmasını istiyorsun değil mi? Bana daha önce böyle söyledin. Evet istiyorum. Ama bizim attığımız her adım onları birbirine daha çok yaklaştırıyor. Farkında değil misin? Hay bunları görmüyor musun? Daha yolun başındayız canım. Ben Murat'ı çok iyi tanıyorum. Tüm zayıf yönlerini biliyorum. Onu çıldırtıp aklını mantığını kaybetmesini sağlayacağız. Nasıl peki? Orasını bana bırak. Ben senden sadece zaman istiyorum. Bu işin sonunda Murat'la Hayat ayrılmış olacak. Söz. Bak Derya. Hayat'ı istiyorum. Murat'ın kaybettiğini de görmek istiyorum. Ama fazla sabrım yok. Zamanı iyi kullan. Ha bu arada... Sarden'in hisseleri inan umurumda değil. Eğer istediğimi alamazsam... önüme gelen ilk kişiye satarım.
sen de Murat'ın insafına kalırsın. Sonra oğluna vereceği 3 kuruşluk hisseyle idare edersin. Anladın mı? Gel Halit, sen de soluklan biraz. Yok sağ ol. Aman Azim Hanım, sakın kimseye söylemeyin. Haşmet dede bizi mahveder. Aman yavrum, neyini söyleyeceğim? Bilseler kahrolurlar zaten. Ya bu eşyaları da keşke almasaydık. Yok yok, bırak kalsın, ben de dursun. Sık sık haberdar et beni, tamam mı? Tamam Azim Hanım, merak etmeyin siz. Ben gittim. Murat Bey sizi arıyor. Geldiğinizi görünce getireyim dedim. Efendim oğlum. Babaanne, neredesin sen? Kaç saattir arıyorum, seni açmıyorsun. İşim vardı, bakamadım yavrum. Ne oldu? İyi, tamam. Akşama plan yapma kendine. Çok önemli bir işim var sende. Ne işi? Sen saat 7'de hazır ol. Ben seni alacağım, tamam? Bak, çok önemli bir işimiz var, unutma. Hadi öptüm. Allah Allah. Gel. Murat Bey, Hazal Hanım geldi, sizi görmek istiyor. Gel, gel Hazal, gel. Başka bir arzumuz var mı? Yok, teşekkür ederim canım. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarını? Annen yine yaptı yapacağını. Kandırdı beni. Taksiden inip gitti. Beni de atlattı bir şekilde. Telefonu da oğlumu arayacağım deyince verdim. Annem nerede peki şimdi? Kim bilir nerede? Ama ben sana demiştim işte, Leyla böyle bir kadın diye. İnanmadın bana da bak, annen her şeyi hatırlıyor. Şimdi yine kayboldu ortadan. Her zamanki gibi. Ne yapsak? Polise gidip akıl sağlığı yerine değil, kayıp falan mı desek? Yok. Gerek yok. Yani bu onu iyice korkutup kaçırır. Bence bekleyelim. Zaten parası bitince gelecektir. Seni merak ettim. Yani sen merak etme diye. Sana bilgi vermek için geldim. Yeni numaram. Bilgi alırsam bana haber verirsin. Ben zaten bir şey öğrenirsem seni ararım. Tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Açın kapıyı ne olur. Açın kapıyı. Bari biraz su verin. Ölüyorum susuzluktan. Çok acıktım. Hazal. Hazal. Yeter. Neyin atmışsın be kadın? Hastaymışsın da zaten. Geberip gideceksin, yanından haberin yok. Bak. Benim oğlum çok zengin. Çok zengin gerçekten. Bak Hazal'la ne anlaştınız bilmiyorum ama onun 2 katını teklif ediyorum. Sen kendini eski Türk filmlerinde zannediyorsun herhalde. Yemin ediyorum, doğru söylüyorum. Zengin oğluna niye ulaşayım? Salak mıyım ben? Kendimi organize suçlarda bulmaya niyetim yok. Sen 2 katını, 3 katını boş ver de sendeki paranın yerini söyle. Sen bilirsin. İstersen açlıktan geber, istersen susuzluktan geber, istersen inadından. Gel kurtar artık beni ne olur. Ben şu an kocamla baş başa balayı otelimizde romantik bir akşam yemeği yiyor olabilirdim. Ama onun yerine Kürtçü dükkanına geri döndüm.
Hayat, kızım var ya, sizin bu vuslat gerçekten bir memleket meselesine döndü. Herkes el birliğiyle uğraşıyor ama bir türlü olmuyor. Sürekli bir aksilik çıkıyor, olmuyor. Ben abime söyleyeceğim ki zaten. Yani aşık olduk, evlendik diyeceğim. Dedem ikna olmuş, o mu ikna olmayacak? İkna olur, değil mi yani, ikna olur. Yani ben o konuda çok emin değilim Hayat. Çünkü senin abin birazcık, nasıl diyeyim, tuhaf. Ya. Bakar mısın şuna? Gürcistan'dan getirdiği hediyeye bak. Kama. Ya insan hiç annesine kama getirir mi hediye diye. Ayrıca geliyor, sigortaları attırıyor. Çiçekler döküyor eve. Bir de üstüne üstlük yazı yazıyor. Kör adam bunları nasıl yapıyor ya? Sen ne diyorsun Aslı? Ben ne diyeyim vallahi, daha ben bir şey diyemiyorum. Henüz kendisiyle tanışma şerefine nail olamadım. Geldiğimden beri içeride telefonla konuşuyorum. Biz de çok önemli bir şey var diye getirdi de... keyfini bekliyoruz adamın. Ne zaman çıkacak da anlatacak. Baba ben darlanmaya başladım ha. Geldiğimden beri kör taklidi yapıyorum ya. Niye kör taklidi yapıyorsun? Ne bileyim, aklıma ilk o geldi. Beni soktun, durma bak Allah'ını seversin ya. Söylenip durma ula. Şaka mı ediyorsun bizimkilere? Ne şakası baba? Bir de neden diye soruyorsun. Anneme kendimi acındırmaya çalışıyorum da. Kucağına torun bırakacağız. E ne güzel işte. Sevinir o, sevinir. Hem 40 yılın başı bir işe yaradın. Onda da söylenip durma ula. Anama bacıma yalan söylerim senin yüzünden. Mutlu musun? He ben mutluyum da sen olmasan daha mutlu olacağım. Ula fırtınadayız şimdi, kapatıyorum. Ha bu arada Hayat nasıl? Hayat iyi. Asayiş Berkemal. Sahip çık kardeşine, sana emanet dur ha. Bak kız kısmını serbest bırakmaya gelmez ona göre. Tamam ben onu... Alo. Serbest bırakmaya gelmez. Seni de serbest bırakmaya gelmez de bıraktık işte. Yemek hazır da ben ona haber vermek için gelmiştim. Aslı Hanım ne yapıyorsun ya? Aa, burası özel odadır. Kapıyı niye çalmışsın? Açık kapılı evde mi çıktın? Aa, gerçekten çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın da siz benim Aslı olduğumu nasıl anladınız? Körüm ama gerizekalı da değilim yani. Bana dediler Aslı evde yok dediler. Siz de odaya girince... ben de bu sesi tanımadığımdan, şimdi de bu sesi duyunca dedim ki, aa bu Aslı. Nasıl matematik? Kusursuz. İyi ben yemek yiyeyim o zaman. Evet. Hanımefendi eşyalarının hepsini de burada bırakmış. Aklınca geri dönecek ya. Rüyasında görür artık. Sen bunları neye koyacaksın? Bir çöp poşeti falan bulsaydım bari. O ne o elindeki? Bu mu? Kitap. Kitap mı okuyormuş hanımefendi? Hem de aşk romanı. Ben senin. Yeşilçam'ın ünlü artisti Ali Gökmen İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi ve iki çocuğu ise ağır yaralandı. Allah Allah. Adam Murat'a ne kadar benziyor. Bu kadın bu gazete küpürünü niye kesip saklamış ki? Al bunu da tıkıştır bir yere. Sizin ne işiniz var burada? Abinle konuşmaya geldik hayatım. Hiç sırası değil, giremezsiniz. Senden izin istemiyoruz farkındaysan. De olmaz. Niye olmaz? Bu saçmalığı en başından halledeceğim bu sefer. Olmaz. Ya Hayat bekleyemiyorum, dayanamıyorum artık ya. Biliyorum Murat. Biliyorsan çekil o zaman. Bak tam kadro geldik, kapıya dayandık. Farkındaysan bu sefer istesen durduramazsın bizi. Ama çok büyük bir hata bu. Değil, hiç değil. Gideceğim bir çırpıda her şeyi anlatacağım. Verdi verdi. Vermedi evlilik cüzdanını masaya koyacağım. Tutacağım kolundan götüreceğim seni. O yüzden hadi çekil de vakit kaybedelim. Azime bahane. Söyle kızım. Ateşe kırıkla gidiyor bu. Haklı kızım, ne diyeyim? Çekil önden hayatım. Okey. Hoş geldiniz. Buyurun. Artık ne yapayım? Benden gitti. Benden geçti. Hoş geldiniz.
aptal kız ya. Almamış kitabımı. Kitabım nerede? Benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor muydun? Niye almadın kitabımı? Ay ben onu unuttum. Ay affedersin ya. Sen sakin ol, ben şimdi bir koşu gider alır gelirim, tamam mı? Ne kitabı be? Kitabı düşüneceğine kendini düşün. Paranın nerede olduğunu söylemezsen eğer seni böyle alır, kıtır kıtır keserim. Sonra da bahçeye gömerim. Anladın mı? Açım ben. İlaçlarımı da vermiyorsun. Açım diyorum, yemek ver bana. Para nerede? Anlaşıldı, aç kalmaya devam edeceksin demek. Murat beni kurtaracak. Ne mırıldanıyorsun sen kendi kendine? Oğlum diyorum. Önünde sonunda bulacak beni diyorum. Ha, ben sana bir şey söylemeyi unuttum. Biz bugün Murat'la görüştük. Yani senin hakkında konuştuk tabii. Senin yine bırakıp gittiğini düşünüyorum. Hayvan! Alıştırmışsın çocuğu kaçmaya. Haklı tabii. Her şey elindekinde, rahat otur hadi. Oğlum bu adam gerçekten kör mü lan? Çok dik dik bakıyor. Vay bıyıklı vay. Çaktırmadan kızın eline dokunayım. İpeğin yavuklusu bu, anladık. Bu bebek yüzlü de kırmızı saçlı kıza yürüyeyim maşallah. Bunlarda da işlem tamam. Güzel. Nene desen uçmuş. Geldiğinden beri halının desenlerini ezberetti. Derdi büyük. Allah şifasını versin. Ha bu niye gülüyor? Hayret bir şey ya. Oy benim garibanım, ne bitmeyen çilem varmış. Çek dur, babam gibi bir adama düşmüşsün ya, ah ola ah. Bu oğlanın da bakışları bir tuhaf he. Allah bir kibrik vermiş maşallah, alttakiler kalk gidelim diye, isttekiler tövbe tövbe. Yanlış biliyordum ha, bu oğlanın parmağında yüzük var. Ula bacımda da var aynısının tepkisinden. Oy la, bunlar bizden habersiz nişan mı yaptı yoksa? İşi bitirmişler, baştan başlıyoruz aile, beni yiyecekler. Ula bu yüzük saat olduğunda mı nişanlısı oldu? Neyse boş ver. Yalnız benim adım Cem ise ben bu oyunu bozarım. Anne! Efendim oğlum. Ben yatacağım. Hah! İyi geceler abicim, Allah rahatlık versin. Aa! Çocuğum bu saatte ne yatması? Misafirlerimiz var. Yoldan geldim, yorgunum. Uykum geldi, kimse kusura bakmasın. Oğlum. Çocuğum, kız istemeye geldiler ya Cemil'im. Hani,
Ayıp olur yani. Hadi kızlar siz bir kahve yapın. Haydi uzatmayalım, uzatmayalım. Otur 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 otur. Ben kahve mavi istemiyorum. Hem beden ne istiyor, ne alakası var ya? Kimden isteyeceğiz peki? Abi biraz daha sol tarafta. Nerede? Solda da. Aynen öyle iyi. Babamdan isteyeceksin. Allah Allah. Kız onun kızı, o verecek. Ben bu durumda size yardımcı olamam. Kusura bakmayın benim yani. Babanı karıştırma şimdi oğlum. Karıştırma babanı. Abi iyi de babam burada değil ki. Heh çocuğum, yavrum bak başımızdaki şu anki erkek sensin. Senden isteyecekler, sen de vereceksin, gidecek. Kurban olayım, üzme beni. Hadi yavrum, ver gitsin. İyiyim. Madem öyle, gele bakayım böyle. Ne yapıyorsun çocuğum? Bir şey çok bastın mı babam arayı? Allah bana bir şeyler oluyor. Babaanne. Oğlum, bu konuyu seninle halledip çözsek. Anacığım, olmaz, karıştırmayalım. Ben babamı arayacağım, yapamam. Allah aşkına şu telefonu kapatır mısın ya? Çalıyor. Açtı, apollere vereyim de rahat konuşsun. Alo Cemur, ne var burada? Aha vallahi açtı. Hadi benim şu dilatımı, dilatımı alacağım. Sen de sana zahmet kurma. Getiriyorum. Cemur niye konuşmuyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan her yere? Babacığım, selamun aleyküm. Ben seni rahatsız ettim. Kusuruma bakma. Bir hayırlı iş için aradım seni. Hayırlı iş mi? Buna ne karıştırıyorsun sen? Babacığım, kız kardeşimi istemeye gelmişler. Kimi? Hayatı mı? Seninle konuşmak istiyorlar. Nasıl? La kapat kapat, benim kimseye verecek kızım yok. Hayat küçüktür daha. Yeni işe girdi kız. Uğurlar olsun de koy onları kapıya. Ula meşgul etmeyin beni. Fırtınadayız dedim sana, fırtınadayız. Anana da selam söyle. Ay. Ben mi küçükmüşüm? Bir dakika ya, ne demek bu? Ne oluyor? Ne bu? Bir telefon alabilir miyim? Tabii babacığım, damat adayı telefonla konuşmak istiyor seninle. Apolleri açtım, küfürlü konuşmayasın sakın. Ellerinden öperim. Sefer Bey merhabalar. Kapatmış. Buyurun efendim. Telefonunuz. Buyurun. Ver anam, ver, ver. İndi inecek inme, ver. Anne. Hı. Vermiyorum diye bir şey yapar mısın lütfen? Ne bileyim ben ne yapacağız? Ne bileyim? Ya söyleyin, kurtulun canım. Korkmayın bu kadar, nasıl olsa öğrenecek. Vallahi işler çok pis sarpa sardı. Ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok. Kaçıracağız. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Kaçıracak mısın? Sen ancak aklını kaçırırsın sen ya. Emine Hanım, vallahi benim kafam karıştı. Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Azman, ben bir tane daha dilata yapalım. Fazla gelmesin Emine. Ya anne, bırakır mısın şu elindeki ilaç kutusunu? Bir çözüm bul. Ne çözüm bulun çocuğum? Kapa yatı. Ben kapıyı açacağım, tamam mı? Ay. Kerem bir sus abicim ya. Anne! Ne? Anne, 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 anne. Ne oluyor anne? Anne ne? Ya tamam, sakin ol, sessiz ya. Sessiz. Ben kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun ya? Şunu kabul etmiyorum. Ha söyle. Ben Haşmet dediği açtım da aldım bu kızı. Benzeteme, benzemem ama ha. Bir de bak, benim evime geldin öyle bağırmak, mağırmak olmaz ha, diyeyim sana uşağım. Sen kızı aldın, ben de kızı senden geri aldım. Bu kadar basit. Şimdi bakın. Nereye bakıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Sinirlerim bozuldu iyice, özür dilerim. Ne yani, sen bakabilsen sen sanki bana... Vuracak mısın benim? Yüzüme mi vuracaksın? Abi daha bu tarafta. Buradan mı? Evet evet, böyle. Bu tarafta böyle. Sağ ol büyüklü. En çok seni sevdim ha. Bıyıklı olduğunu bildi. Enteresan. Babamı telefonda duydun. Sakizmiz yok. Hadi kapının yerini bilirsin, güle güle.
Şimdi siz kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Bu kadın benim nikahlı karım. Yani bayağı karım. Evlendik, nikahlı karım. Ne nikahı? Bayağı resmi nikah. Bak telefon çal, daha babamın melodisi çalıyor. Bak adamın aklına takıldı tabii. Arayın şimdi. Hayat. Al sen aç telefonu. Babamla sen konuş de. Babacığım da evlendim. Seni arama kereyi duymadım. Seni adam yerine koymadım de babama. E hayat. Hadi hadi. Hadi. Açmayacağım ben o telefonu. Ne oldu? Sustunuz hepiniz. Ne oldu? Susacaksınız tabii. Bittiniz hepiniz, bittiniz. Cemil geldi. Siz hiç zahmet etmeyin Oya Hanım. Ben kendi çayımı kendim yaparım. Affedersiniz Derya Hanım, ben duymadım geldiğinizi. Kitaba dalmışım. Ne okuyorsun sen öyle dalmış? Leyla'nın odasındaki kitap değil mi bu? Atmadın mı? Kitaba kıyamadım. Oyalanayım diye aldım. Sardı da, güzelmiş. Arasındaki gazete küpürü nerede? Attım onu. Nereye? Bul çabuk. Çöpe. Hadi hadi, bekliyorum. Resmen aklımı kaçıracağım ya. Hayret bir şey. Arkadaş ne çekilmez çilem varmış benim. Resmen karımı orada bıraktım, eve geldim ya. Ben şimdi konuşacağım yine. Bana kızacaksın ama Hayat'ın abisi haklı. Nesi haklı babaanne? Ha? Nesi haklı? Karım o benim. Bir şey demeden çıkıp gittiniz. Nereden böyle? Yok, bin kere söyledim. Her işin bir geleneği, göreneği vardır dedim. Ama önümüze gelen herkesi çiğnedik, hata ettik. Şimdi hatamızın bedelini ödüyoruz işte. İyi. Haşmet'e de nerede? Ha? Ne zaman ihtiyacımız olsa adam kayboluyor. Harbiden ya. Dede olsa var ya kesin çözerdi bunu. Acaba ortaya çıkmasını falan mı beklesek? Boşuna beklemeyin. O ne demek ayol? Adamcağıza bir şey olmuş gibi. Sen nerede olabiliyor musun ki? Ne bileyim nerede? Babaanne yüzüme bakar mısın? Bak durum çok ciddi. Tamam mı? Allah aşkına yeni biliyorsan söyle. Çok ihtiyacım var ona. Babaanne bir şey söylesene. Beklemeyin onu dedim. O gelemez. Ben yorgunum, yatıyorum artık. Ya abi, Haşmet dediğiyle babaannem arasında ne var? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ben de bilmiyorum, neyse. Ben yatıyorum, başım çatlıyor, tamam mı? Uyumaya çalışacağım. Uyuyabilirsem. Hadi iyi geceler abi. İyi geceler. Oğlum ne oluyor yine? Herkes bir gergin. Sorma anne ya. Hayat'ın abisi gelmiş. Babasıyla falan konuşmuş, kızı vermiyorlar. Köyden kız alırsan olacağı bu işte. Aman anneciğim, aman. Sen kendi kritiğini kendin yap, yatıyorum ben. Ay Allah'ım, bu adam beni öldürecek. Öldürecek, nasıl da kestirip attı vermem. Hayır, Cemil de onun sözünden çıkmaz ki. Ama tabii Emine'ye fikrini soran yok ki. Niye sorsunlar? Emine kim ki? Kim ki Emine? Niye sorsunlar? Ya arası öyle. Ben evliyim artık, evli. Kızı verdik de.
Ha, o kadar kolaydı değil mi? Sen niye demedin? Ha? Kız sen niye kaçıp evlendin kız? Ha? Kız babam bizi öldürecek, öldürecek. Öldürecek adam bizi. Kan davasına falan dönüşmez değil mi bu olay? Allah korusun, ne diyorsun sen? Yok ben dayanamıyorum, ben gidiyorum. Dur kurban olayım annem, ne olur yapma annem, gitme annem. Bak bak olay çıkar, abin delilenir, babanı arar, kan çıkar maazallah. Anne ya. Annem, hayatım, güzel kızım yapma bak. Abin normal değil, gözlerini kaybetmiş çocuk. Bir de bunun için mi üzeceğiz onu ha? Yalnız Kerem'in bıyıklı olduğunu bilmesi ilginçti. Konuşurken falan duymuştur canım. Hayır ben hiç bahsetmedim onun yanında. Canım böyle insanların gönül gözü açık olur. Hissetmiştir çocuk canım. Bıyıkları mı? Yine de biraz garip. Saçmalamayın canım, yalan mı söyleyecek? Allah Allah, doğrusu Davut'tur benim oğlum. Öyle yalan dolan falan bilmez. Neyse ne? Ben dayanamayacağım. Ben kocamla uyuyacağım. Kurban olayım. Anne dayan. Ne olursun dayan. Şimdi şey yaparız. Yavaş yavaş işleriz abine. Gönlünü alarak güzellikle gidersin. Ne olur abi. Çok özledim seni. Şimdi burada olsaydın sana sımsıkı sarılırdım. Saçlarını okşardım. Ben de çok özledim. Aşkım ağlama. Ağlama bak dayanamam, gelirim alırım seni. Kimse duramaz önümde söyleyeyim. Gelme gelme, ağlamayacağım. Sensiz geçen her saniye bir yıl gibi bana. Elini tutmadım. Uykuya dalamam. Burada olmasaydım şimdi bana yine olacaktık. Herkesten her şeyden uzak. Yanında olacaktım. Buradayım aşkım, yanındayım zaten her zaman. Aramızda mesafeler olsa ne fark eder? Benim kalbim seninle atıyor. Sen diye atıyor. Biliyorum. Hissediyorum onu. Bak mesela şimdi... Şimdi saçlarını kokladım. Gülümsüyorsun. O kadar güzel gülümsüyorsun ki. Bütün dertlerimi unutturuyorsun bana. Gülümsemenle dünyam duruyor benim hayatım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker, gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. Hayat ne yapıyoruz biz böyle? Ha? Niye ayrı kalıyoruz ki biz? Geliyorum alıyorum seni. İkisi duramaz önünde. Ben bir tek kadın sevdim. O da sensin. O da sensin. Ben bir tek sende yandım. Alevlendim. Delilendim. Sende yandım, alevlendim, delilendim. Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek
bilemedim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Ben kaç kere dedim sana beni arama diye. Ben arayacağım seni. He. Tamam da bakıcı olan sensin, o kadar para veriyoruz ya. Alayım sesi geldi. He? Aladım ya. He tamam. Bak şimdi beni de iyi dinle. Çekmeze var orada, çekmezeler var. Şifonyer he. Onun en altındaki çekmezelerde benim çoraplarım var. Al oradan bir tane. Herhalde temiz çorap. Pis çorap mı veririz çocuğa ya? Götür çocuğun ellerine tak, tamam mı? He, o benim kokumu duyarak uyur. Benim yerime de öp bir kere ha. Tamam hadi. Ben arayacağım, arama beni. Ben abimi ikna etmenin yolunu bulacağım. Sen merak etme. Yanağımdan bir öp. Bu neydi şimdi? Balon sapıcıyı. Gel buraya. Ya bunlar ne yapar? Benden habersiz buluşmuşlar. Gel. Şişt, ne oluyor? Abim camda. E ne olmuş ya? Biz adam kör zaten, bizi görmüyor ki. Gel buraya. Ağzından dağıt sokağın ortasına. Ben nasıl bırakacağım seni? Yeter daha, yeter daha. Kaç kere öpeceksin mahallenin ortasına? Abi. Sen görüyorsun. Görüyorum. Ama kördüğüm hiç hoş değil. Ya namusumuzu iki paralık edeceksin ya. Ben ayıp bir şey yapmadım. Yapmasın ya, yapmasın hiç. El alemin adamıyla öpüşüşü sokağın ortasına, hem de ağızdan hiçbir şey yapmasın ha. Kızım sen itibarımızı beş paralık mı edeceksin? Geç kızım bir seni. Bir saniye. Sen benim karımla bu şekilde konuşamazsın. Karım mı? Ne karısıyla biz daha sağ kızımız vermedik. Senin ağzın gayayı. Ya yağlı yedin, ya da mermiden hızlı koşuyorsun herhalde. Abi sen inanmadın galiba. Biz evliyiz Murat'la. Hala konuşuyor ya. Geç kız içeri. Geç! Geç içeri, biz erkek erkeğe konuşacağız. Geç! Bir saniye. Biz nasıl istiyorsan o şekilde konuşuruz. Sıkıntı değil de sen benim karıma ne yapacağını söyleyemezsin. Hala karım diyor ya. Sen hala inanmıyorsun ya. Ya biz evliyiz, biz resmi nikahlıyız. Kızım sen öksüz müsün? He? Biz seni cami avlusuna mı bulduk? Senin bir baban, bir abin yok mu? Biz seni vermedin, kimse seni alamaz. Bunu o got kafana sok. Var mı? Benim babam var mı? Benim abim var mı? Ya ben en son babamla ne zaman görüştüm hatırlamıyorum. En son ne zaman yanıma geldi hatırlamıyorum. Biz ne zaman ailece aynı sofrada oturduk ben hatırlamıyorum. Ya sen beni kaç kere aradın? Beni bir kez aradın mı nasılsın diye? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Bir ihtiyacın var mı? Paran var mı? Sağlığın nasıl dedin mi? Sen annemi aileni bırakıp çektin gittin. Bir sene görmedim ben senin yüzünü. Şimdi sen gelmiş bana hayatıma mı karışıyorsun? Hesap mı soruyorsun? Sen bir düşün, bunun hakkın var mı?
Hayat. İyiyim ben, sen git hadi. Tamam tamam, bir dakika. Tamam, çözeceğiz. Bu işi çözeceğiz. Şimdi sana bir şey soruyorum. Ama biraz önce bana dediklerin aynısını ama aynısını babama diyebilecek misin sen? He? Babam nerede? Nerede? Yok. Abi kabul et artık. Bizim başımızda hiçbir zaman babam olmadı. Her zaman dedem vardı. Her şeyde her zaman dedem yanımızdaydı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sakin olalım mı? Bunu çözmenin elbet bir yolu vardır. He? Zaten abin de senin mutluluğunu göremediği için böyle yapıyor değil mi? Ve illa ki ne olacaktı başka zaten? Mürvettu da mürvettu. Ben mürvetini görmek isterim kardeşimin ya. Bir nikahtır, bir kınadır, bir düğündür. Tamam yani ne istiyorsan yaparız. Nedir yani, sorun değil. Benim için değil yani. Bir kardeşim ister diye diyorum, yoksa bana ne? Yok, benim için önemli değil. Tamam. Tamam, ne gerekiyorsa yaparız. Hamam da yaparız, kına da yaparız, tamam. Tamam da yani yine de şimdi babam öğrenirse? İşin o kısmı da sana kalıyor artık ya. Oldu, bana niye kalıyor, ben nasıl halledeceğim ya? Bulacaksın bir yolunu. Yok, ben bulamam bir yolunu yani. Bulursun, sen bulursun. Nasıl görmüyorum ayağında hepimizi kandırdıysan, onu da bulursun. Ya yazık anneme ya, yazık. Sen görmüyorsun ya, nasıl üzüldü kadın? Tamam, kız bak anneme eğer söylersen var ya, seninle çok fena papaz oluruz ha. Olmaz öyle şey, söyleyeceğim. Tamam kız, tamam da ya. Vallahi babama her şeyi söylerim. Sen bize şantaj mı yapıyorsun? Bu saatten sonra şantaj da yaparım, montaj da yaparım enişte. Köşeye sıkıştık. Ah abi. Kabul mü damat? Kabul. Kabul öyle olsun. Tamam. Kabul mü hayat? He? Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel abine. Oğlum büyüdün de abine fırça mı atıyorsun he? He? Canını yerim senin, canını. Öğlen yemeğine plan yapma. Beraber yemek yiyeceğiz. Allah Allah, nereden çıktı bu yemek? Bir arkadaşımla kızı olacak. Senle de ben. Ben gelmem anneciğim yemeğe falan. Ya benim sevgilim var, git sen. Ne demek gelmem? Rezervasyon yaptırdım bile, geleceksin tabii ki. Hem ben Tilbe'yi çok beğeniyorum. Ha, çok beğeniyorsun öyle mi? O zaman evlatlık edin anne. Ha? Birlikte çıkarsınız yemeğe. Ben Aslı'yı çok seviyorum. Oğlum, aklını başına topla. Sarten'in durumu zaten iyi değil. O beş parasız hemşire kızla evlenemezsin. Gez, dolaş, eğlen, ne istiyorsan yap. Ama o kız bu eve gelin olarak gelemez. Biraz büyü artık, mantıklı davranmak zorundasın. Gelmiyorum anneciğim yemeğe falan, tamam? Gelmiyorum. Hem benim öğlen için Aslı'ya sözüm var. Öyle kalkıp gidince bu iş bitti sanıyorsun ama. Görürsün sen. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Geveler adresi oy, geveler adresi oy, iki doğu arası, iki doğu arası oy. Dıt dıt. Bu şarkı niye benim dilime dolandı? Haşmet'te de yok ki ortada. Siz de özlediniz değil mi? Evet, böyle uy daha deyince böyle dudağı böyle öne geliyor ya böyle, böyle dudakları çok tatlış. What? Ne diyorum ben ya? Adam burada olsa kök söktürürdü bize. Gelivera deresi, oy. Gelivera deresi. Gelivera deresi, oy. Gelivera deresi. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Gelever adresi, oy gelever adresi, oy. İki
İki dağ arası, iki dağ, iki dağ. Şşş, bak bakayım bana. Ben bakayım aşağı. Hey, ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ulan senin ağzını burnunu kırarım ha. Seni o tavandan aşağı ampul diye sallandırırım seni ha. Git buradan. Hey, Hayat abisi bey. Biraz sakin olun. Ne oluyor? Hanımefendi, bu adam size bakıyordu da ona müdahale ettim. Ya yemin ederim bakmıyordum abicim. Vallahi billahi ya. Tamam tamam beyefendi. Hanımefendi, size bakıyordu diyorum. Size bakıyordu diyorum. Böyle adamlar yüzünden katil oluyoruz. Ondan sonra cezaevinde insanlar çürüm çürüm çürüyor ya. Evet, bakıyordu çünkü çok güzelim. Bir dakika. Hani siz görmüyordunuz? Görüyorum. İyi ki de görüyorum yani. İyi ki de görüyorum yani. Allah'ınızı severseniz şu iman tahtanızı bir örtün siz de ya. Bu böyle olmaz ki canım. Wow, stop! Hayat'ın abisi bey. Siz ne diyorsunuz acaba? Farkında mısınız? Hayat tarzıma müdahale mi seziyorum ben? Abi beni bıraksan artık gideyim. Çıkın. Çıkın. Ne oluyor burada ya? Abi sen neredesin ya? Her yerde seni aradık. Yok bir şey. Ha, tuval. Hazır görmüşken sana sorayım. Bize bir gerinlik bir de kına elbisesi lazım. Ne? Kına mı yapacağız? Azime Hanım için mi? Ya Haşme dedi geri mi döndü? Ya bak ben hissettim. O yüzden o şarkıyı söyledim. Gelivera dirisi o yüzden söyledim. Enişte. Hanımefendi ne söylüyor? Benim dedeyle senin babaanne ne iş? Hayırdır? Gel kanço gel, onu da ben anlatayım sana, gel. Gel. Baby. Ne oluyor? Babam beni Murat'a vermedi. Abim kör değilmiş. İşte o da dedi ki kardeşim usullere göre alınacak falan. Yani biz de düğün, hamam, kına, Allah ne verdiyse yapıyoruz. Uzun hikaye Tuval'cim. Hamam? Ne alaka? Gerçekten 404 not found. Anlamıyorum. Tamam ben sana anlatayım. Kör gözler nasıl açılır? Kız nasıl alınır? Hepsini sana tek tek anlatacağım. Nasıl açılır? Allah Allah. Kadın bu küpürü niye sakladı ki? Bir akrabası falan mı acaba? Azim Hanım, hazırladım eşyaları, yıkadım, ütüledim. Tamam, şoföre bırak kızım. Hayırdır Azim Hanımcığım? Her gün her gün nereye böyle? Hasta ziyareti, bir tanıdık rahatsızlanmış. Öyle mi? E kimmiş? Biz de gidelim bir geçmiş olsun ha. Tanımazsın sen. Bir eski ahbabım. Aa, bu arada Hayat'a kına gecesi düzenlenecek. Bu ne canım? Kaç ay sonra kına gecesi mi olur? Abisi mırın kırın etmiş, haklı olarak bir şeyler istemiş. Bu sülale de bir garip yani. Abisi, babası, dedesi. Hasbinallah. Kına için ayarladıkları hazırlık şirketi gelecek. Hmm, ne güzel. Bize de eğlence çıktı. Tamam, ben ilgilenirim, siz merak etmeyin. Sağ ol kızım. Bu da bir iş çeviriyor ya. Dedeme bak, dedeme ya. Ya şaşkınlıktan şu küçük dilimi yutacağım, o kadar diyorum sana. Bir de inzivaya çekildim ayağı yapıyor bize ya. Ben bunu nasıl demeyeceğim babama şimdi? Söyleyince eline geçecek peki? Laf mı bu şimdi? Ben her zaman doğruyu söylerim. Nasıl, doğrucu da mısın sen yani? Aynen. Peki güzel. Anlamadığımdan soruyorum. Annene niye yalan söylüyorsun peki? Şu görmüyorum hikayesinden bahsediyorum. Anlamadım da pek. Vay.
Kısasa kısas diyorsun yani he? Vakti geldi mi lafı yediğine korum diyorsun yani. Bak ben lafı evire çevirmeden dost doğru söylüyorum sana. Bak biz birbirimize muhtacız. Gel birbirimizi üzmeyelim, yardımcı olalım. Mutlu bir aile olalım biz. Ben sana bir adım attım farklı sen. Sen de bana at. Söylediğin yalanla ilgilenmiyorum. Tamam. Doğru söylüyorsun. Mesaj alındı enişte. Ama şimdi esas mevzumuza dönelim. He? Allah Allah. Kız bunlar iki gözü görmeyen oğlumu sabah sabah Sarpı'ya niye götürdüler ya? Vardır bir bildikleri Emine teyzem. Ay zaten ne yapacak bizle evde sıkılır. Gitsin işte çocuklar var orada. Akşam sesindeki mendeburluğu duydunuz değil mi? Kimin? Kocam olacak herifin. Emine'ye soran yok. Kızı verelim mi hanım diyen var mı? Sen kim oluyorsun be adam? Sen kim oluyorsun ya? Bir senedir arayıp sordun mu bize ha? Benzu billahi mine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Kızlar bir bakın bakayım nasıl olmuş? Aşırı derecede tatlı olmuşsun. Yalnız Halit abi seni böyle görmesin. Vallahi kolundan tuttuğu gibi nikah masasına oturtur. Ay saçmalama. O utangaç çiftmeyi nasıl yapıyorsun ya? Bana da öğretsene. Aşkım, yardım eder misin ya? Elbiseyi bağlayamadım. Gel bakalım. Farkında mısın? Şu anda bunun tam olarak tersini yapmam lazımdı. İyi de bunları sen istedin. Sen yapalım dedin. Evet dedim. Çünkü mutlu olmanı istiyorum. Çünkü sen her şeyin en güzeline layıksın. Ama ne yapsak böyle? Biraz acele mi etsek? Hiç biraz daha beklemen lazım canım. Birazcık daha sabret. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalga geçmiyorum. Kavuşamak güzel değil mi? Tutkumuz büyüyor. Çıkar hakkından o zararlı düşünceleri. Şu gün bir geçsin. Şu videomu artık fotoğraf mı neyse bir çekilsin. Yarından sonra seni kimse elinden alamaz. Konuşma böyle. Utandırma beni. Bir gariplik yok mu sence? Yani seni öptüm ama odaya kimse girmedi. Kimse bu anı bozmadı. Ne yapsam bir daha mı denesem acaba? Dene. Go baby go. Her şey eski akışına geri döndü. Ben de bir an korkmuştum. Evet Tuval. Erkekler bugün out. Okey daha çok işimiz var. Daha kızı ağlatacağız. Az ağladım ya biraz daha ağlayayım. Gerçekten yani siz ağlayın. Benim karımı niye ağlatıyorsunuz? Really? This is adetmiş. Hadi go. Seni hala görüyorum bak. Hala buradasın. Okey. Out. Hala görüyorum. Hala. Neredesin? Evde misin? Hadi seni bekliyoruz. Oho tertip su içmiyoruz burada hadi gel. Hadi abi ya bekliyoruz bak. Tamam tamam siz takılın ben geleceğim birazdan. Tamam tamam hadi bekliyoruz. Hadi bay bay.
Geldim, sizin evin oradayım. Delirdin mi sen? Ne işin var burada? Yakalanacaksın. Bir şey olmaz. Böyle yapacağını bilsem hiç söylemezdim. Ne bu yarimi eller aldı havaları? Kapılarda beklemek nedir yahu? Ay kıyamam ya. Sen bu kıza ciddi ciddi aşık olmuşsun. Ben sana ne kadar ciddi olduğumu anlattım değil mi? Hayır, senin bu rahat tavırların beni şaşırtıyor. Derya. Eğer istediğimi elde edemezsem neler yapabileceğimi biliyorsun değil mi? Sen de bana sabırlı olacağına söz vermiştin ama. Ne sabrı ya? Kız adamla ikinci kez evleniyor. Kına falan yapıyorlar. Neyse, sen kutuyu koydun mu kenara? Koydum. Koydum da herhalde zorla eline tutuşturup baktıracak halim yok. Biraz sabırlı olacaksın. Elbette bulacaklar. Bekleyeceksin. Sabredeceğim. Sabredeceğim değil mi? Ya neyin sabrından bahsediyorsun sen? Sen eğer bu işi halledemeyeceksen ben kendim halledeceğim. Sakın. Sakın aptalca bir şey yapma. Her şeyi berbat edersin. Ne sen istediğini alabilirsin ne de ben. Her şey kontrolüm altında. Lütfen endişelenme. Senden sadece zaman istedim. Veremeyeceksen sen bilirsin. Ben sana yardım etmem. Senin olan bitenden haberin olmaz. Kör dövüşü yapmak zorunda kalırsın. Tamam. Büyük sözü dinleyeceğim biraz. Ha şöyle, mantıklı ol biraz. E şimdi hemen oradan uzaklaş. Çünkü Murat'la karşılaşırsan seni kimse elinden alamaz. Şunları. Bir de senin sinir krizlerine uğraşamayacağım. İstemiyorum. İç şunları dedim. İstemiyorum. Keyfin bilir. Burada böyle sinir krizi geçirip kafanı duvarlara vura vura ölürsün artık. Çok soğuk burası. Bir ısıtıcı getir bari. Vallahi o senin tercihin canım. Eğer paranın yerini söylemiş olsaydın şu an oğlunun evinde sıcacık oturuyordun. Aptalsın sen. Eğer ben bu sıçan deliğimde ölecek olursam Murat'tan bir kuruş bile koparamazsın. Bunu bile düşünemiyorsun. El koymak lazım, yoksa bu kız hayatta ağlamaz. Hadi. Alemin yelkeni olsa.
açsa, açsa. Şu kızın sırıtmasına bakar mısın? Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Ya uf, baksana ya, ne kadar sevenin varmış. Hmm. Keşke Tatlişko Haşit dede de burada olsaydı. Da seni böyle görseydi ne mutlu olurdu. Ne güzel oronta derdi şimdi. Şey derdi şey, ah ah derdi, kız işte böyle alınır derdi. Olabilir ha. Alt tarafta annemin yaptığı barbunya var. Onu kap gel de yiyeyim hadi. Getireyim abi. O şey daha tencerenin hemen yanına.
Solina bak, Solina. Vallahi nokta atışı abi. Getirdin mi? Getirdim, getirdim. Cemil kardeş. He. Ya müsaade varsa bir şey soracağım. Meraktan yani. Sor. Sen nasıl görmeden mezelerin yerini bulabiliyorsun? Okla yavrum. Burnum lan. Bak mesela şimdi burada tam burada patlıcan var. Doruğun tam önüne. Bak, bak. En uzakta bak. Rus salatası var. Gördün mü? He? Amerikan salatası derler ama onun Rus salatasıdır o. Bak. Hop. Aldım. Hop. Yip ye. Abi çok iyi ya. Cemil kardeş. Hı. Senin hedefte hiç şaşmaya bakıyorum. Çatalla 12'den vuruyorsun. He vurur. Abi bir tane film vardı ya hani böyle Çin'de geçiyor, hatırladınız mı? Hangisi? Ya adam kör, böyle ok falan atıyorlar, bu da havada yakalıyor. Bu Cemil abinin muhabbeti de öyle değil mi ya? La bırakın geyik yapmaya, hadi ya, hadi ya. La bu çocuklar ne sap, ben diyorum bunlara oğlum. Ben kör mür değilim ya, görüyorum. Şimdi mi? Burada mı görmek? Şu anda mı görmeye başladın? Ya bu uşaklar saftı ya. Bunların eline şekeri ver, kandır bunları ya. Ha sen numara yapıyordun. Günaydın. Çocuklar günaydın. Gidin elinizi yüzünüzü yıkayın, dişlerinizi fırçalayın. Kahvaltı hazır. Oğlum hep geliyorum, çaktın. He? Ama bak bir şey diyeceğim. Paramızda kalacak ha. Kimseye demek yok. Hele anneme söylerseniz sizi vallahi vururum. Yemin edin vururum annem. Çünkü beni bu yaşta oklavayla döver. Sakın ha. Ağzı kapat. Enişte. Seni çok sevdim ha. Seni bir başka sevdim. Güzel adamsın. Enişte mi iyidir? Bir dakika, bir dakika. Cemil kardeş. Şimdi senin ailen benim tertibimi başta hiç sevmedi. Nefret etti. Sonra tanıyınca adama nasıl has güzel adam olduğunu görünce hastası oldular. Ya. Nasıl konuştum tertip? Çok güzel konuştum tertip. Çok güzel konuştum. Bu çocuk güzel konuşuyor. Bıyıkları da bir değişik. Ya bir şey diyeceğim. Benim içim karardı. Bir sıkıldım, sikinti bastı. Bir darlandım. Diyorum ki acaba davul zurna mı çağırsak, böyle eğlensek, he, eğlence yapsak. Enişte. Hadi ya. He. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy. Sevdim böyle ağlar. Sevdim böyle. Duval, Duval, gel. Moi? Tabii ki sen ya, senden başka Duval mı var? Yok herhalde. What? Kınayı sen yakacaksın. No, 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 baby. Ben bu aletleri Fransız. Ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Yes, yes, yes. Sen yapabilirsin. Okey. Bana ilk defa böyle bir görev verildi. Ben suçlarım. Sen değil, sen değil, ben. Avucunu aç. Avucunu aç. Açsana şu elini. Baktıkasında elini açman lazım. Ya
şuur leveli atlasak olmaz mı yani? Gelin açmak istemiyor. Oh, cool, thanks. Açtı. Önce kına, kına. Kına. Oh, şimdi aldın. Kapat. Onda tak. Diğerine de aynı şey. Diğerine de aynı şey. Ver. Kavuşuyorum ben, sevinmeyecek miyim? Oh, aslında o kadar da kötü olmadı be abi. Yani bu düğün dernek işleri de zor bir şey değilmiş. İşte ne güzel eğleniyoruz. Gel gel, gel ortaya gel. Baş harfini yazdırdım. Ay, Doruk demiyor da sevdiğim biri diyor. Ne yapayım işte, sevgilime sürpriz olsun istedim. İşte ben de bıyık çizdireyim bari, tam olsun. Şu dalga geçmeyin be. Ha Emine. Hayır. Ben bu büyük hanımın halini hiç beğenmiyorum. Gözü yere bakıyor. Toprağa diyeceğim, dilim el vermiyor. Allah muhafaza. Kolay değil. Ah benim Haşmet babam, ah. Oğlu da kendi gibi ya. Beni kendi kafalarına göre yaşıyorlar hayatları. Geride bıraktıkları üzülüyor mu, özlüyor mu? Umurlarında değil. Herkes duysun, çal. Çaldır çaldır, daha yüksek çaldır. Konu komşu yok nasıl olsa, he? Konu komşu olsun da çaldır ya. Düğünümüz var bu gece. Aynen öyle. Haydi. Çal 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 çal. Ya bir de bir Karadeniz havası çalın. Kemençe falan yok mu ya, bir horon tepeli şuraya, he? Hadi hadi girelim içeri, girelim. Hadi Murat gel. Thank you.
En son çocukken bu kadar mutlu görmüştüm herhalde. Şuna bak ya, nasıl eğleniyor. Adam karısına kavuşacak diye sevinçten göbek atıyor bak. Hanımefendi, kıyafetiniz çok yakışmış. Valla bilmesem bizim oraların Hırşın Karadeniz'in kızı diyeceğim yani. Hayat'ın abisi bey, bence beni bu kadar ince ince süzmeyin. Sizin mom bakıyor. Anlayacak sizin numaranızı. Liar! Hayır beni bu kadar ezmeyin. Nedenlerim var. Yoksa ben hayatta yalan konuşan bir adam değilim yani. He tabii. Kız, kız. Şuraya bak, şuraya. Benim oğlanla Tuval Hanım böyle pek bir muhabbetteler maşallah. Kız yoksa benim oğlana göz mü koydu bu kız? Belki senin oğlan ona göz koymuştur. Aa, ne münasebet. Ya çocukta göz mü var? Görüyor mu çocuk göz koyuyor? Hangi gözü koyacak? Aman canım, koydularsa koydular. Kazık kadar adamlar. Yani ne olacak? Sen de kaynanaya bağladın iyice. Sen gel bakayım benimle. Gel gel, yürü, yürü. Da soğuk değil. Hem bak ısıtıcı da getirdim sana. Yani sen hak etmiyorsun da işte ben de insan evladıyım. Ah bastonu harisine almış. Ah aman. Acı yok, acı yok. Tamam abartmayın. He, acı yok yok. Küçükken de böyleydi bu. Bir gün düştü, kafasını yardı. Böyle kafasından çeşme gibi kan akıyor. Acıdan bayılacak. Sırf karizması çizilmesin diye çocukların yanında böyle tuttu dişini, sıktı. Eve gelince şak bayıldı. Kızım sen de hiçbir şey unutmayasın he. Unutmam tabii, unutmam. Annem de unutmayacak. O yalanın ortaya çıkınca asla unutmayacak onu kandırdığını. Tamam gelmeyin üstüme, mecburiyetten dedim diyorum ya. Mecburiyetim olmasa ben neye yalan söyleyeceğim? Allah Allah.
Ya bana kolay mı sanıyorsunuz siz ya? Bana bahsetmeyi tamam da ya. Ya bak bir yalanı ne kadar sürdürürsen sonu o kadar kötü olur. Söyle kurtuluşu üzerindeki yükten ya. Olma ya mı böyle? Bu ne baskı ya? Biz sizle bir anlaşma yaptık. Yan çizmeye başladınız hemen. Ah ah benim bahtsız evladım. Gözleri yetmiyormuş gibi bir de yandı. Daha dur bakalım başına neler neler gelecek. Sen böyle değildin ya. Sen doğrudan yana bir insandın. Sana ne oldu? Ne olmuş yani? Kızım ben mecburiyette söyledim diyorum. Sen niye anlamıyorsun beni? Ya kafa kafa değil. Kadir koy kafa ya. Bir insan kör olduğunu söylemeye nasıl mecbur kalır ben anlamadım yani. Ye! Anne! Anacığım. Sen çekil kızım. Çekil arada kaynama sen. Sen beni kandırdın ha? Sen bana yalan söyledin. Beni yalan yere üzdün ha? Lan kör evlat seni. Anacığım şimdi anlatacağım ben. Sus! Boyun pozun devrilsin senin yalancı. Anacığım beddua etmeyelim bak ananın bedduası çıkar deler. Ananı mı çıkardı babanın bedduası? Anacığım bak vallahi anlatacağım. Sus! Anacığım bir dakika bak beddua edeceğim anlatacağım sana. Bak bir de öyle olmadı ki. Yürü! Abi kötü oldu işte ya. Nereden bileyim annenin geleceğini? Ya abim yan çizerse, babana söyleyeceğim diye tutturursa. Vallahi bu sefer kaçırırım seni. Kaçarım ki. Vallahi kaçarım. Hiç acımam kaçarım sana. Kanalarımı bozacaksın. Sorma. Tamam bozulmasın. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Yüzü zekâriler misin? Tamam abi hemen geliyor. Cemil değil mi bu? Bu. Ne işi var İstanbul'da? Ne zaman gelmiş? Alacağın olsun Murat Sarsılmaz Efendi. La biz sır verdik. Kütle hemen yumurtladı ya. Adi enişte. Zaten adam olsa benim kardeşim ağa tutulmaz ki. Anamla da başım dertte. Deli evi almayı ki çocuğu evi alsın. Ayıp yani böyle iş. Ula Cemil, ne söyleniyorsun deli gibi? Bak daha işine. Ne oldu? Anan evden mi kovdu? Hey, anam evden kovdu. Bak işine, yoksa o kot kafana iki tane ıslak ayağlara böyle çakarım. Ala geyik gibi dolanırsın ha buralarda ha. Takma şunları. Sefer abi nerede dur? Ne bileyim ben nerede dur? Babaan nerede olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum ya. İstanbul'a gelecekti. Bağ borcu var. 8 ay oldu. Ben de beni yatıştıracaksın zannediyorum Saffet abi. Para için mi? Yılan gibisin yılan. Parayı duydu mu nasıl sokuluyorsun? Ben nereden bileyim babam nerede? Babamın pisliğini ben mi temizleyeceğim? Git kendisini iste. Bak, babamın melodisi. Babam aray. İyi adam lafının üstünü arar. Neler dedim biraz önce. Efendim baba. Söyle borcunu versin. Bir saniye baba. Git bana bir kakao getir. Git. Baba. Tamam. Baba pakizini sorma da atladım görücüleri. Hem görücü değilmiş ki onlar. Ne nasıl değilmiş? Değilmiş işte. Ya uyutmuşlar bizi baba uyutmuşlar da ya. Evlenmişler da evlenmişler. Oh söyledim rahatladım üstümden yük kalktı. Bana ne ya? Attın ha beni buraya olayların ortasına ben nasıl çözeceğim? Valla bezdim, bezdim. Senden de bezdim, hepinizden bezdim. Zaten anamla başım dertti. Küfür etme de baba. Ya baba ne biçim konuştu? Etme de küfür ya. Tamam benim şarjım bitti. Haydi şarjım bitti, Yanımda değil şarjım. Anam beni kapının önüne koydu. Çantam, mantam hepsi içeride, evde kaldı. Şarjım da orada. Bitti, hadi bitiyor şarjım. Hadi. Bitti şarjım, hadi. Of.
başım ya. Oo gelin hanım. Olayların sırasını karıştırdınız galiba. Burada olmamanız gerek. Yoksa yanına kadar beklemeyecek miyiz? Heyecanlanma boşuna. Ufak bir işim var. Onu halledip gideceğim. Neymiş o? Uzat elini. Ne bu böyle? Kına yakacağım. Ay saçmalama hayat, ne kınası ya? Adet Kudüs'üm, adet yakacaksın. Ya bir ton şey yapmadık mı zaten? Yarın fotoğraf çekimi var. Damat tıraşı var sonra. Gelin hamamı var. Yani bir ton şey yaptık. Bu adet eksik kalıversin, ne olacak? Murat, uğursuzluk mu gelsin sonra? Hı? Karşımıza engel mi çıksın? Ne yani? Sadece kına yapmadık diye engel mi çıkacak önümüze? Ya lütfen yani. Ya aşkım bir riske atmayalım değil mi? Hayat saçmalama, tamam artık, hadi kaldır şunu ya. Aman iyi be, al aman. İstemiyorsan yakmayalım, iyi geceler. Hadi dur tamam kızma, tamam. Yarın görüşürüz. Yahu dur, öyle gitmene izin veremem, şu an çok kızgınsın. Kızgın değilim, annem aşağıda, abime kızgın. Tutma beni. Şöyle yapsak. Seni ben bıraksam. Burada beraber baş başa. Otursak öyle. Hı? Olmaz canım. Bu gece bana dokunamazsın. İyi geceler sana. Ya o nikah cüzdanı ne? Niye kimse takmıyor onu? Ben babama bunu nasıl söyledim ya? Enişteyle arayı bozmanın zamanı değildi ya. Gerçi söylediğimi bilmiyorlar ki ya. O öğren meseleleri de olur. Neyse babam da İtalya'dan gelecek değil ya. Allah Allah, hem bunlar da balayına gittik de. Ya bir şey olmaz. Oğlum Cemil sen git enişteyle arayı düzelt ya. Niye yalan söylüyor ki bu çocuk bana? He? Benim Cemil'im yalan söylemez. Yani onda böyle bir sır olsa bir dakika daha içinde tutamaz ki. Ay ay, bu çocuğu o kadın bozdu. O peşinden gurbete gitti, o pis kadın var ya, o bozdu o. Yalnız onun gözlerini gördüğü belliydi de. Tabii canım sen saçma, ben hep anladım zaten bir falso olduğunu yani. Kız bak bir şey diyeceğim, sen biliyor musun bu çocuk niye yalan söyledi? Anneciğim bilmiyorum ya. Yani söylemiş bir kere, sen üzülmesene artık. Ay hadi geç kalıyoruz, hadi hadi yürüyün. Allah, bismillah. Sefer arıyor. Niye arıyor ki şimdi bu beni? He? İsteme işini soracağım. Açmayacağım, bakmayacağım. Niye bakayım ki? Bana sormadan, fikrimi almadan vermeyeceğim kızı demiş gitmiş. Muhatabım olamaz. Hadi bakmıyorum. Yürüyün, yürüyün. Öğlen oluyor neredeyse. Hadi, hadi Emine, hadi. Durumu iyi diyorsunuz yani. Bakın bir şey olursa beni arayın hemen. Telefonum var sizde. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Azime Hanım. Yiyecek içecekleri arabaya yerleştirdim. Tamam kızım, sen işine bak. Hamama gelmiyor musun? Bir arkadaşımın kızı da gelecek. Onu da alıp öyle geleceğim. Siz beni beklemeyin. Ha bir de unutmadan bir şey sormak istiyorum. Sor. Şu haberdeki adamı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Peki. Hamamda görüşürüz o zaman. Ne işler karıştırıyorsun acaba gene? Yok, hiç, hiçbir şey. Dün akşam olanlar hiç hoş değildi enişte, ben onu sana diyeyim ha. Bütün foyamı ortaya çıkardınız, bütün planlarım suya gitti ya. Özür dilerim, gerçekten isteyerek olmadı. Ya yaktınız beni, yaktınız diyorum, anlıyor musun? Yaktınız beni, neyse tamam. Şimdi daha büyük bir sorunumuz var. Bir sorunumuz var derken sen babana bir şey söylemedin değil mi?
Bilmiyorum. Söyledim mi, söylemedim mi? Söylemiş de olabilirim, söylememiş de olabilirim. Malum bedende alkol vardı. Tamam, şimdi bir kere daha soruyorum, iyi düşün. Söyledin mi? Söylemiş olabilirim, yani belki bir ihtimal. Ama neyse, tamam, korkma ya, bir şey olmaz. Ya babam şimdi limana inecek de, bilet alacak da, ooo. Nasıl, böyle bir şey yapabilir mi? Vallahi yapabilirdi, yapmayabilirdi. Ya şunu doğru düzgün söyler misin artık? Ya bilet alsa da şimdi buraya gelecek de, bizi bulacak da, ooo, uzun iş. Yapabilir mi böyle bir şey, gelir mi? Vallahi gelebilirdi, gelmeyebilirdi. Ya duygudan duyguya soktun beni, bir kere de söyle şunu ya. Enişte. Şu düğün dernek işlerini biraz hızlandıralım, ne diyorsun? Ne kadar hızlandıralım? Turboya takalım, peşi çiftes yani. Ben hamam sifrası yapıyorum. Git başka bir yerde şey yapın. Bye. Adayıyla geldi buraya. Aa. Şuna kız onu boş ver. Ya. Hadi. Beni yüksek seviyor. Hadi kızlar. Gelin hamamının hakkını verelim. Çalalım, söyleyelim. Düşman çatlatalım. Haydi, hadi. Ay çok hoş. Buzla kızla oldu. Çıksam İstanbul düzüne, hayatım alsam dizime. Çıksam İstanbul düzüne, hayatım alsam dizime. Hayatım kınalar yakmış on parmağın eline. Hayatım kınalar yakmış on parmağın. Oh!
Allah Allah. Dolabın dibinde kalmış. Unutuldum ki bu. Şöyle göz önüne koyayım da. Murat Bey'in bana layık gördüğü oda burası mı? Şey, başka müsait bir oda yokmuş. Ama şey yaparız yani, buraları böyle çekip... Çağla, başka oda olduğunu biliyoruz değil mi ikimiz de? Böyle takdir etti demek ha? Beni yakında görür Murat Bey, takdiri. Nerede Murat Bey? Burada değil, çıktılar. Yani bugün gelmezler, akşam balayına gidecekler. Murat da bizi buraya gönderdi. Kendi hala ortada yok. Gelir şimdi. Aslı bir arasana. Kuzum bir 10 dakika daha bekleyelim, olmazsa ararız. Heh. Oh be. Kız kızımın her şeyi tas tamam oldu şimdi. Şimdi içim rahat etti biliyor musun? Sen rahatladın ama Sefer'i ne yapacaksın? Aman. Bunu hiç hatırlatma. Ya aklıma geldikçe böyle cinlerin tepelerime çıkıyor. İyi insan lafı üstüne ararmış. Şimdi onun başka bir versiyonu var da bu da ayıp olacak. Babam mı arıyor? Arıyor. Arasın. Açmayacağım. Hem sen ona kafanı takıp hiç canını sıkma çocuğum, hadi. Boş ver, boş ver. Bebek kız abin nerede? Ha, giyiniyor işte. Adama turboya bağla dedik, hiç acelesi yok maşallah. Ya bir sakin ol, bir panik yapma, gelecek şimdi. Ha bak, bela geliyorum demez, babam arıyor. Efendim baba. He. Ne? İstanbul Havalimanı'na baba, senin ne işin var ya? Tamam be, buradayım dedim ya sana. Bu ne güvensizlik baba? Tamam baba, sen orada bekle. Ben seni alacağım. Bekle beni orada. Ya bekle beni oraya, bekle. Tamam. Babam gelmiş, enişteme söyle çabuk, hadi hazırlansın, hadi çabuk gidelim, çabuk babam gelmiş. Tamam, ben gidip söyleyeyim ona, siz gidin, benim de biraz işim var zaten. Tamam, çabuk gelsin, çabuk. Damat yakacaksın bizi ha, yakacaksın ya. Haydi babam gelmiş, haydi. Hayat bana hediye mi almış? Abi. Ne oluyor lan? Hayat'ın babası İstanbul'a gelmiş. Ne diyorsun sen ya? Çabuk Hayat almamız lazım. Ben giyince aşağıda bekle. Bekliyorum ben. Oy kurban olayım. Ne kadar güzel oldu kızım, bakın ya, maşallah maşallah. Rabbim bahtını açık etsin. Amin. Amin amin. Aşkım. Hayatım, dünyam, hemen gitmemiz lazım. Aa, nereye oğlum? Anne, babam İstanbul'a gelmiş. Bu İstanbul'a. Tövbe estağfurullah anacığım, kafan yerinde mi senin ya? Başka İstanbul mu var ha buraya ya? Adam havaalanında bekle dedim, ben gelip seni alacağım dedim. Adam beni bekliyor havaalanında. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız, gideceğiz. Kaçın, hemen kaçın, kaçın. Ya olmaz, bir dur da seni ortalığı itten aşağı verirsin ya. Kardeşim bir düğün fotoğrafı olmasın be hayat. Ya abi saçmalama, babam İstanbul'dayken ne düğün fotoğrafı, daha eve gideceğiz, eşyaları alacağız, hadi. Yok yok, abin doğru söylüyor, insanın hayatında bir kez gelir başına böyle bir şey. Enişte, 5 dakikada böyle bir iki tane poze kıvırırız değil mi? He? Ya. Babakayım abi, 5 dakikada Beşiktaş'a sen çakıver hadi.
Canım arkadaşım. Hep çok mutlu ol, tamam mı sen? Hep çok mutlu. Olacağım, olacağım. Ay ben niye böyle oldum? Bitmedi da vedalaşmanız ya. Haydi haydi. Güren'de Güney Afrika'ya yerleşeceksiniz zaten. 2-3 günlük tatile gidiyorsunuz altı üstü. Haydi haydi haydi. Ya ne acele ettiriyorsun sen? Gitme bak, gelenekle gidiyorum. Sen sus, sus. Sen sardın zaten babam belasını başımıza. Anne. Oy, güzel kızım benim. Bak şimdi içim rahatladı biliyor musun? Her şeyin tas tamam oldu ya. Güzel kızım benim. Babamı ne yapacaksınız? Sen onu düşünme kızım. Biz bir şekilde halledeceğiz onu. Sen takma kafanı hadi. Hala bir ağlamak, hala bir duygusallık. Bezdim da bezdim ya. Aha, babam arayayım, ne diyeceğim demişti. Babam bir bitmedi vedalaşmanız, bitmedi. İlla dizi filmlerindeki gerilime sokacaksınız beni ha. Alo. He baba. Ne? Havaalanına çıktın mı? Baba ben sana demedim mi çıkma diye, orada taksi bir dünya para yazar. Ben seni alacağım dedim. He, ne, neredesin sen? Lokalde misin? Baba sen şimdi orada beni bekle. Ben seni gelip alacağım orada bir... Alo baba. Kapattı geliyor, haydi haydi haydi. Bittik biz, bittik biz. Hadi hadi çabuk gidin, çabuk gidin, çabuk gidin. Ya şöyle bir şey söylesem, bir insan gibi konuşsak kesek ki böyle böyle tamam. Yani. Hadi yavrum, hadi yavrum. Enişte hadi, senin hadi, fikrini hadi, kendine hadi. Sakla. Babam geldi mi seni insanlıktan çıkartır, haydi. Haydi, çık çık çık. Sadece çözerler mi? Abim halledeceğiz, yoksa halleder. Hadi aşkım, Allah aşkına ya. Gidelim bak, her şeyimiz yarım kalacak. Öyle bir şey olmayacak, buna izin vermem. Seni kimse elinden alamaz. Yakmışsın. Evet, senin için. Enişte çalıştır da çalıştır. Bilmeyeyim araba kullanmasını be, hadi da. Hadi, hadi, hadi. Bas, bas, bas. Bunu ne bağladınız ha bunun arkasına? Bizi ses çıkartıyorlar mahalleyi başımıza. Cemil, Cemil babam bizi kesecek. Kesecek Cemil. Ne yapacağız? Niye geldin, niye? Geldi ya, niye geldin? Tamam anacığım, sakin ol, sakin ol. Ben halledeceğim, babamı göndereceğim ben. Sen hiç merak etme. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Ama senden bir şartım var. Ne şartı? Anam, garip anam. Çilekeş anam. Beni affedersin tamam mı? Oy, kurban olurum. Sen gönder, dile benden ne dilersen. Hoş bende, hiç merak etmesin. Şşş, fırsa bayık. Sen beni arabayla. Abi abi, buyur buyur, geç böyle. Göstersin. Bence de böyle geç. Haç, haç, haç. Oh. O kapı kaldı. Kapı kapa, bay. Niye fark ettiniz arabayı ya? Geç kaldın. Annem verdiler, gel. Çık. Hepsi yeteneksiz de bunların ya. Ey büyük Allah'ım, yüce Rabbim. Sen çocuklarımı sağlıkla saatlik gönder, getir. Seferi de başımızdan al ya Rabbim. Amin. Amin. Murat, ne olur inme. Of ya, of ya. Ne işin var senin burada? Takmamışsın düğün hediyeni. Ne diyorsun sen? Saçmalama, ne hediyesi? Sana verdiğim hediyeyi. Murat, yok öyle bir hediye. Yemin ederim öyle bir hediye yok. Biliyorum canım, biliyorum. Hadi çek arabanı. Tamam, sakin ol. Çekileceğim tabii. Şimdi siz böyle düğün dernek işlerine falan girmişsiniz. Bir tebrik edeyim dedim. Murat hadi gidelim bak, acele edelim babam. Acelimiz var, hadi çık arabanı. Hay hay. O zaman size mutluluklar. Sevgilim yemin ederim öyle bir hediye yok. Ya biliyorum, uyuz etmek için yapıyor.
Rotanız yeniden hesaplanıyor. Yeniden hesaplanıyor diyor. Kafayı yiyeceğim ya. Murat, yine aynı yere geldik galiba biz. Galiba öyleyiz. Nerede bu otel ya? Kesin yanlış yerdeyiz var ya. Bak, buradan hiçbir şey geçmiyor. Hani araba yok, hiçbir şey yok. Ha, korkuyorum. Korkma bir tanem, yolda bir yer bulacağız, kalacağız orada. Korkacak bir şey yok. Bu da bir saattir yanıyor, ya benzinimiz biterse? Ya, tuval var ya, nerede cehennemin dibinde oteli bulduysa. Telefonlarımız da aldı bir de. Neymiş, kimse rahatsız etmesin. İşte Allah'ım ya. Gerçekten kaybolursak bizi kimse bulamayacak. Keşke dinlemeseydik. Tamam meleğim, korkma. Allah Allah, sıkıntı yok. Ben yanındayım. Dedim sana işte, aynı yerdeyiz. Bu evin önünden geçmiştik. Evet, geçmiştik de. Ya benzin yiyeceğiz daha da, ne yapsak, girsek mi buraya hayatım? Yani bir yardım falan isteriz işteyse. Ne yapalım, girelim, yağmur da geliyor zaten. Yoksa yolda kalacağız. Hadi. Galiba. Öyle görünüyor. Dur ben bakayım, sen bekle burada. Olmaz aşkım, olmaz. Çok karanlık, ben korkarım. Çok karanlık. Hadi gel. Kimse var mı? Oo, çok güzel. Yağmur da geliyor. Ne yapacağız Murat? Yani yapacak bir şey yok. Burada kalacağız. İyi de başkasının evi. Ne yapalım? Yani benzinimiz azaldı. Bak yağmur geliyor diyorsun. İstersen ormanda yürüyelim, romantik olur. Alay etme. Ne yapalım hayatım? Burada kalalım bu gece. Yarın gündüz gözüyle bakarız, hem bir benzinci buluruz. Ya da yardım edecek birine bakarız. Yaparız yani. İyi, ne yapalım, tamam. Kalalım da kapı kapalı, nasıl gireceğiz içeri? Ha. Murat sarsılmaz tekniğinde. Ya arasak mı Cemile? Ha, aradık, açmadı ya Emine. Bak Emine teyze, evdeki gerilimden bir kilo çekirdeği yedim, sivilce basacak suratıma. Bence kesinlikle ikna etmiştir diye düşünüyorum. Yoksa zaten Sefer amca çoktan buraya gelirdi, bizi mahvederdi. Ya Allah'ım, ya Rabbi. Hayır, benim Giresun'da ne kadar normal güzel bir hayatım vardı. Böyle ev annesi, ev hanımı. Böyle action action yoktu. İstanbul'a geldiğimden beri bir nefes dahi alamadım ya. Öyle deme Emine. Bu hayat da güzel. Hareketli, heyecanlı ha? Ya ne demezsin. Oh. Aslı. Hı? Uzat şu telefonu annem. Arayacağım ben. Cemil'i arayacağım, hadi. Oy. Cevap vermeyeyim. Ay Allah.
Bütün mumları yaktım. İyi yaptın. Ben de bunu buldum yukarıdan. Yukarısı da aynı, hiçbir şey yok. Belli ki bayağıdır kimse uğramamış buraya. Ay, üşüdün sen değil mi? Biraz. Tamam, ben bize yakacak bir şeyler getireyim hemen, tamam mı? Hayır. Gitme. Korkarım ben. De, korkacak bir şey yok ki. Yan tarafta ahır var. Orada kesin yakacak bir şey bulurum ben. Hatta sen ne yap biliyor musun? Ah. Şöyle yapalım. Şimdi sen gözlerini kapat. Ben gelene kadar içinden 100'e kadar say. Ben tamamlamadan burada olacağım, tamam mı? Hadi bakalım. 1 Bakamayacağım kapıya, biri gitsin baksın. Eğer Sefer geldiyse deyin ki Emine Hakk'ın rahmetine kavuştu. Deyin, gönderin. Tamam, sakin. Ay yani. Tamam, tamam. Dön Emine, dön. Sefer yok, dön. Anne. Gitti. Gitti. Oy, oy, kurban olurum ben. Aslan oğlum, aslan parçam kara kuzum. Benim kara kuzum. Gel. Dur şöyle. Sen nasıl gönderdin tavruya kadar gelmiş adamı ha? Anacığım, uzumunu ye, bağını sorma demişler. Sözümü tuttum mu? Tuttum. Hayır, şimdi baban Hayat'ın gizlice evlendiğini öğrendi. Buralara kadar geldi, sonra da geri döndü. Öyle mi? Öyle. Yok. Yok anam, yok. 30 senelik kocam benim. Ben onun ciğerini, dalağını, böbreğini bilirim. Dönmez, dönmez. Sen anlat bakayım. Ne yaptın, ne dedin de gönderdin ha? Ya anacığım, amma sordun ya, söyledik ya, gitti gitti işte. Ben konuştum, anlattım, ikna ettim, gönderdim, gitti. Sen oğluna güvenmiyor musun ya? Bak bu actionlar benim böyle yordu karnımı, acıktırdı, midem kazındı. Bana bir şeyler hazırla da yiyeyim hadi. Oy uzun yavrum, hazırlamam ben. Ne istiyorsun? Malama yapsana. Ah, bu saatte. Ya toz yap. 84... 85 86. Geldim. Çok üşümüşsündür sen. Oh, getirdim. Dur hayatım, dur şunları yakalım ilk önce. Yok, önce seni bir ısıtalım. Tamam, dur. Şömineyi yakalım, ısınırız ikimiz sonra. Thank you.
Oy kurban olurum, yarasın olma. İç 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 kuzum iç. Oh oh oh. Sağlık şifa olsun inşallah. Nasıl da hallettin, çözdün her şeyi sen. Kakız kak kak kak. Şöyle rahat et, otur bakayım. Hadi kızım tostu getir. Getir getir. Getir. Ye bakalım kızım. Oh oh oh, kocaman kocaman. Afiyet şekilsin. İpek. Babim meyvesi getirdi içeyim halde. Hadi kızım zahmet olacak sana, hadi yavrum. Söyleyeceğim sana. Ha kızım. Şimdi bunca yaptıklarımdan ve üstün sabalarımdan sonra gelelim anlaşmamıza. Ne anlaşması yavrum? Anlaşma yaptık ya anne. Kapının önünde dedin ya. Babanı gönder. Ne dilersen dile benden dedin. Dile... Dile kızım, dile. Ne dilersen dile annem. Ne dileyeceksin ki zaten? Ne? Kızmayacaksın ama. Aa, niye kızayım kuzum? Sana niye kızayım ben? Kızacak ne yaparsın ki sen, aşk olsun. Ne söylersem söyleyeyim, kızmayacaksın ama. Korkma, kızmayacağım. Söz mü? Söz, kızmayacağım. Korkma, kızmayacağım annem benim. Şimdi anacığım... ...bu da şimdi nasıl söylenir ya? Anne, benim bir çocuğum var. Sen bakar mısın, büyütür müsün onu, sahip çıkar mısın?
hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker. Gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim. Sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek adam sevdim, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim.